Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken panel konuşmamız olacak ve panel konuşmamız için moderatörlüğü GameFed Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu'nun Türkiye temsilcisi Ercan Altun Yılmaz hocamıza bırakırken Gökhan Gökova'yı, Doktor Kerem Dündar'ı ve Emrah Kuzan'ı da panel oturumu için davet ediyor oluyorum ve sözü hocalarıma bırakıyorum. Güzel bir panel oturumu dinleyeceğimizi düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Gün içerisinde yapmış olduğunuz bütün değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederek sözü sizlere bırakıyorum. Hoş geldiniz. Evet, etkinliğimizin en son seansına, kapanış paneline geldik. Diğer odamızda sevgili Ceylan devam ediyor. Çok da güzel bir sunum yapıyor. Ben de keyifle dinliyordum. Bir o kadar da katılımcımız orada şu anda devam etmekte. Birkaç dakika içinde etkinliğimizi orada da tamamlayıp tam olarak 17.30'da burada kapanış panelimizle inşallah başlayacağız. Sevgili Gizem, emeğine sağlık. Bütün gün boyu çok güzel bir yolculuk oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bütün kahraman arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok da keyifli bir etkinlik oldu. Design Thinking'i biraz daha yaymak için, Design Thinking tasarım odaklı düşünceyi tüm topluma en azından anlatabilmek için çok önemli partnerlerle çok güzel bir etkinlik yaptık. Sevgili Gökhan hocam, hoş geldin sen de. Hoş bulduk hocam. Şimdi keyifli bir başlangıç yapacağız burada da. Sevgili Emrah Kozan'ı da bekliyoruz. Sevgili Kerem hocamızı da buraya birazdan alacağız ve kapanış panelimize başlayacağız. Ben özellikle birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu etkinlikte özellikle etkinliğin hem teknik anlamda gerçekleşmesi, hem konuşmacıların içerikle ilgili paylaşımları, hem de sosyal medyada GameFed Türkiye gönüllüleri de yer aldı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. O enerjileri buraya geçti. Bu içerik üretme kısmında da bizim için çok faydalı oldu. Gamification Federation olarak biz de burada yer aldık. Design Thinking Turkey Summit'in en önemli destekçilerinden bir tanesiydik. Ben özellikle bu seansta, kapanış panelinde bugünü biraz değerlendirmek istiyorum. Çok önemli uzmanlar, çok önemli partnerler sunumlar yaptı. Sonradan da kaçırdıklarınız varsa mutlaka göz atmanızı isteriz. Aralarında Şerpa'nın kurucusu Yakup hocamız, User Sports'un kurucusu Mustafa Dalcı, Atölye İstanbul'dan Nazlı, sevgili Bagar Akbay, Makers Türkiye'nin sevgili kardeşim Ongun Tam gibi isimler burada kendi kurumlarında tanıttılar. Bu kurumları da mutlaka takip edin. Birçoğunun yazın eğitimleri var arkadaşlar. Ben Atölye İstanbul'da mesela öğrenciyim. Atölye İstanbul'un yaz kampında bizzat şu an yer aldım. Yaz boyu onlardan eğitim alacağım. Bu tarz böyle kaynakları Sherpa Blog'da yazarım. Sherpa Blog'da kendi görüşümü, oyunlaştırmayla, design thinking'le farklı konularla ilgili yazılar yazmaya çalışıyorum. Burada gördüğünüz kurumlar ve uzmanlar hakikaten çok önemliydi. Bu insanların mutlaka web sitelerini, kişisel sosyal medya hesaplarını, kurumların açtığı eğitimleri takip etmenizi şahsen öneririm. Bu etkinliği sevgili Emrah'la kurat ederken de aslında hayalimiz buydu. Bu kurum isimlerini ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Daha önce duymamış olabilirsiniz. Bu sizin için bir fırsat barındırıyor. Onu da burada bağlamış olayım. Ben şu anda sevgili Emrah Kozan'ın bir sınıfındayım arkadaşlar. Ve Bill Gates'i şöyle aldım, şöyle göstereyim. Aslında burası Antalya'da, kale içinde çok keyifli bir eğitim birimi. Ve tabii ki pandemi koşullarından dolayı ne yazık ki sessiz kalmış mekan. Ama sevgili kardeşim Emrah Kozan'ı tebrik ediyoruz. Hem kurumunu hem kendisini bu dönemde dijitalleştirdi, kitaplar yazdı, etkinlikler düzenledi. Bu sınıfları da inşallah dolu olacak. Belki tasarım odaklı düşünce eğitimleri yapılacak, belki oyun eğitimleri yapılacak. Ama özellikle seçtiğim için göstermek istiyorum. Başarı için önce kendinize inanmalısınız, daha sonra harekete geçmeli ve asla vazgeçmemelisiniz diyor. Hepiniz inşallah bu mesajı da almış olursunuz. Emrah kardeşim de kendisiyle tanıştığım günden beri bu anlamda kendisine inandı. Her etkinliği bir şekilde hayata geçirmekle ilgili çok tutkulu yol alıyor. O yüzden Emrah kardeşimi de tebrik ederiz, ekibini de tebrik ederiz. Pixel Akademi'de bu anlamda bu dönüşümde yer aldığı için artık Design Thinking Turkey, Türkiye için çok önemli bir kurum oldu. Gönüllüleri hani bir şekilde burada onlarla beraber daha hibrit, fiziksel İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da farklı etkinlikler yapılacak. Önümüzdeki aydan itibaren de talksları başlayacak. Yani yine ücretsiz gamification talks gibi bizim de yaptığımız gibi. Design Thinking Talks'lar yapılmaya başlayacak Emrah Hoca'nın desteğiyle. Bugün özellikle ilk sözü yine bir Emrah'a vererek başlamak istiyorum. Notlarım da var. Birkaç tane not aldım. Çok beğendiğim birkaç konu var çünkü. Mesela İngilizce'de put on her shoes diye bir terim olduğunu bugün öğrendim.
aslında onun ayakkabılarını giy. Yani bugünkü bence en önemli konulardan bir tanesi insanların gözünden bakabilmek yeteneği. Bir ürünü herkes için değil, bir ürünü 100 kişi aynı kullansın diye değil, aslında bir ürünü 100 kişi farklı kullansın, kendi aşaması, kendi gözünden kullansın diye yola çıkmış bir metodoloji design thinking. Ve burada oyunlaştırma tasarımındaki persona ile aslında çok yakın bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve ilk adımı biraz daha adım adım gideceğim. Sevgili Emrah kardeşime sormak istiyorum. Emrah kardeşim, özellikle bugünkü panelde empati yapmak, kullanıcının ihtiyaçlarını birazdan merkeze almakla ilgili bir uygulamayı dediğim gibi 100 kişi aynı kullansın, kim ne kullansın değil. Hakikaten o kişileri biraz daha tanımlayalım ve bir uygulamayı 100 farklı yöntemle 100 kişiye nasıl kullandırırız? Benim çıkardığım derslerden bir tanesi. Bu anlamda bu fırsatları ve problemleri nasıl tanımlarız? Nasıl empati yaparız? Bize biraz yardımcı olur musun? Tabii ki. Öncelikle gerçekten çok keyifli bir günü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bu açıdan tüm katılımcılarımıza, tüm konuşmacılarımıza ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hayalle başladık ve bugün çok güzel konular konuştuk. Şimdi Kerem Dündar'ın da geldiğini görüyorum. Kerem hocamı da hemen içeri alırsak arkadaşlar süper olur. Tabii ki empati bizim bu noktadaki aslında ki anahtar noktamız. Design thinking dediğimiz, tasarım odaklı düşünce dediğimiz metodolojinin, tekniğin. Benim de kitapta özellikle üzerine basa basa vurgulayarak, insandan başlayarak, insanın kendi hikayesinden başlayarak anlatmaya çalıştığım şey biraz da buydu. Biraz design thinking metodolojisi, tasarım odaklı düşünce metodolojisi, ambalajlarını paketlenip içinde bulunduğumuz yüzyılla biraz daha aslında popüler ve şirin gözükmek için belli başlı noktaları öne çıkarmak için belli kaygılarla aslında kullanılıyor. Ama empati bu işin gerçekten çekirdek noktası. Ve yine çok güzel konuşmacılarımız çok güzel bir şekilde değindi. Mustafa Dağlıcı Hoca dedi ki hani her kişinin her problemini çözemezsiniz. Design thinking'in ben şöyle bir konu olduğuna inanıyorum. Öncelikle en gücünün buradan geldiğine inanıyorum. Kişiye özgü ve probleme özgü bir çözüm süreci. Dolayısıyla her kişiye ve her probleme göre bu sürecin esnek bir şekilde, değişken bir şekilde o kaba göre şekil aldığını görmüş, uygulamış ve defalarca da bu konuda aslında hem eğitmenlik hayatımdan arayüz tasarımcılığı hayatımda kullanmış ve bunu kendi kendime ispat etmiş birisiyim. Bu alanda kitapta da bunun üzerine özellikle değindim. Empati aşaması sadece hani karşıdakinin kişinin yerine koymak kendisini değil ama çok daha farklı noktada duygu avcılığı yapmak. Kişiyle aynı hissiyatı, aynı duyguyu hissedip onun ilerleyen zamanlardaki de deneyim noktasındaki duygusunu yakalamak açısından çok önemli. Bu bağlamda birinci nokta. Tabii ki yine çok güzel bir sunumda bir hocamız bahsetti. Empati haritası yaparak sadece empati, doğru empatiyi, doğru duygu çıktısını alamazsınız. Birazcık sahaya inip, dokunup, kişiye müdahale edip insan olan süreçlere odaklanmak gerektiğinden bahsetti. Ben de bunun böyle olduğuna inanıyorum. Herhangi bir proje üretirken, herhangi bir çözüm üretirken, herhangi bir tasarım yaparken tasarımcı gibi düşünmenin aslında insan odaklı düşünmekten farksız olduğunu ve doğru bir tasarımın, doğru ürünün de insana değer katan, onun problemlerini çözen ve onun yine duygusuna hizmet eden, ona yeni bir deneyim duygusu yaşatmak için hizmet eden bir süreç olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden çok inanıyorum design thinking'e. Bu yüzden belki de bu etkinliği yapıyoruz. Bu yüzden bugün bizimle aynı duyguyu, hissiyatı paylaşan bu kadar güzel insan bir arada oldu. Şimdilik empati konusunda ve bu süreçte söyleyeceklerim aslında bu kadar değerli hocam. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Sunumun başında bahsettim. Bir Fethiye'de deniz manzaralı bir ortamda hızlıca ne yapsak mı diye düşünüp tamamen gerçekten sosyal fayda odaklı nasıl daha çok kişiyi anlatırız diye işte kalpler ve frekanslar buluşunca ve güzel insanlar bir yere gelince gerçekten gururlu ve mutluyum. Bu açıdan tekrardan burada bir kez daha teşekkür etmek isterim. Desteğiniz için Genfe'de gönüllülere ve kahraman ekibe herkes çok canla başta çalıştı. Bizim için de büyük bir keyif oldu bu. Teşekkür ederiz Emrah. Senin ekibin de kesinlikle çok güzel bir emek verdiler. Bu anlamda da bu etkinliği tümüyle ücretsiz yapmak, maliyetlerine de katlanmak. Tabii ki dolaylı maliyetler var. O anlamda ben de seni tebrik ediyorum. Şimdi üçüncü tarafa geçince Kerem Hoca'ya doğru bir pas atmak isteyeceğim ama güzel bir şey buldum. Çünkü hemen yetiştirmeye çalıştım. Ekranım gözüküyor mu arkadaşlar bilmiyorum ama belki o hikayeyle... Ekranım yayındı hocam. Süper. Einstein'ın violini yani kemanı diye geçen bir hikaye. Aldığım kitabı da referans vereyim. Biz biraz oyunlaştırma topluluğu olduğumuz için bu şey The Art of the Game Design Jesse Chastain. Bu kitap bayağı önemli bir kitap. Violin hikayesini anlatmak istedim size çok basitçe. Einstein'ı bir konferansa davet ettiklerinde kendisi aslında teorik bir sunum yapmak için niyetli gidip ama non-academic audience with the, işte detaylı olarak tam içerikte gördüğü yaş büyük insanlara arkadaşlar yanında getirdiği kemanı çıkarmış.
ve kemanı çalmış ve demiş ki sizin için aslında yapabileceğim en güzel şey bu olmuştu demişler. Benim için de hani sizin bu örnek anlamında söylemek istediğim şey buydu. Einstein'ın violini bizim için çok değerli. Bu sunumu yaparken de birçok insan aslında karşı hedef kitleyi bize sordu. Ne demek? Karşı hedef kitlenin aslında biraz daha design thinking'i bilen bir grup mu? Kerem hocamız da bunlardan bir tanesiydi. Design thinking'le ilgili ne gibi içerikler paylaşıldı? Hedef kitle, yaş grubu, design thinking'e, tasarım odaklı düşünceye ne kadar yakınlar? Sunumlarını ona göre değiştirmek istediler. Sunumlarda ona göre revize yapmaya çalıştılar. Bizim için de çok kıymetli bir konuydu. Kerem Hoca'ya da burada bu konudan hani empati yaparak yaratıcılığı nasıl kullanmakla ilgili aslında bir örnek vereceğim. Aynı Einstein gibi gittiği yerde hedef kitleye göre sunumunu değiştiren, hatta kemanından faydalanan bir gruptan bahsettik. Bu anlamda da Ercan, sesin kesildi ama bir daha söyler misin son söylediğini? Tabii ki hocam. Kerem hocama da burada mesaj verirken özellikle sunumlarını kitleye göre değiştiren, yapmak istedikleri sunumu biraz daha hedef kitleye uygunluğuna göre analiz eden bir etkinlik geçirdik. Kerem hocamız da bunlardan bir tanesiydi. Kerem hocama da sorarken burada özellikle yaratıcı olarak hedef kitleyi etkilemek, aynen Einstein'ın planladığı şekilde kemanını çıkardığı bir hikayeyi size anlatmak istedim. Kerem hocam siz de burada konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, birinin sesi geliyor. Bir tane şey var bence ya arada. Hacker tip var. Zoom'dan evet. Çizim yaparak eklemek gibi baştan başlamış hack konusuna. Evet. Şimdi ya yaratıcılık konusu bence kıymetli. Bir kere insanların onaylanmayla alakalı temel bir beklentisi var Ercan. Yani muhtemel konu oradan başlıyor. Yani oradan başlıyor. Orayla ilerleyecek diye söylemeyelim. Çünkü sadece audience oriented bir iş olursa o zaman bu çok klasik klişe bir laf var ya, ben insanlara sorsaydım onlar benden daha hızlı at isterdi falan filan diye. Bu klişelerden artık hakikaten gına geldi. Bir de çok fazla kongreye gittiğimiz için hep aynı şeyler anlatılıyor Ercan. Yani az önce Bagger'i dinledim ben. Birazcık sizi geriden takip edebildim. Bir de o açık oturumlardan bir tane arkadaşımız dinledim. Yani Bagger'in sunumunda da, Bagger'in söylediği de mesela artık bu konferansları da biraz design thinking ile mümkünse. Yani bence en güzel geri bildirim oydu. Ben haddim değil, burada çok design thinkingçi var diye söylememiştim. Bagger söyleyince şimdi biraz onun da desteğini alarak bir dahakini, hani sana da hep söylüyorum, gamification toplantısını gamifiye yapın abi. Yani millet onu orada deneyimlesin. Çünkü tekrar yani herkes, Allah'tan burada çok zeki insanlar. Ya zaten Google'a yazınca çıkıyor abi, 5 tane basamağı var. İşte yok kristal mi olacak, şey mi olacak? Nihayetinde onun ötesinde millet bunu okuyor niye yapamıyor? Bence orada bir eksiklik vardı. Bugünkü toplantının içeriği, çünkü hep avcı insanlar tabii, yani aslan avlamış insanlar bunlar. O yüzden içerik itibariyle çok doyurucuydu. İnanın ben şu an Ukrayna'dayım, Ercan'a söyledim. Kulağımda kulaklıkla, çünkü sunum için toplantıyı yaptığım yerin dışında da işlerim vardı. Arada gittim geldim ama sabahın 11.30'undan beri, çünkü 12'de başladı toplantı, bekliyorum. Ve hepsini tek tek dinledim. Hepsini. O kadar kıymetli bilgiler ama bence yaratıcılık işte buradan sonra başlıyor. Sakın bundan önce bir şey zannedilmesin. Bu anlatılan şeylerle yetinildiğinde insan kendini yaratıcı hissetmesin. Bakın başarı öyküsü bilmek, vay kola nasıl yapmış, Nescafe nasıl yapmış, Arçelik nasıl yapmış falan. Bunlar bu işin sonu değil. Bunlar bu işin başı. Yani bir anlamı yok. Gerçekten arada çok kıymetli sahadan insanlar var. Onlar da bunu bilecektir. Başarı öyküleri vesaire. Bunlar bu işin driverları değil. Belki inspire ediniz. Yani bu konulara işte biraz kulak kabartmak için. Bu kişisel gelişimin başı gibi değerlendirilir. Sonrası bence mutlaka bir kere yapıyor olmak. Doer olmak, yapan olmak çok kıymetli. Design thinking'de de özellikle altı çizilen konulardan biri. Evet, yani kavramsal bir zemin, Cansu da yazmış. Kavramsal bir zemin kıymetli ama bir şey ifade etmiyor. Yani böyle snob bir bilir kişilik de çok anlamlı değil. Bizler danışman, ben de artık uzunca süredir danışmanlık yapıyorum. Danışmanlar öyle bir sahada bir şey icra ettiklerini düşünebilirler ama konu bazen çok cüretkar ekiplerde herkesin danışman pozisyonuna soyunduğu bir hal alıyor. Herkesin danışman olduğu bir yerde üretim olması mümkün değil.
gerçekten danışmanları da seçerken, ki ben burada öyle danışmanlar gördüm, sahada bu işin uygulamalarında bulunmuş insanlardan seçmekte fayda var. Uygulamanın olmadığı alanda gerçekten bu ölçme tarzı, ya şimdi şu bagyeri bir dinliyorsun mesela, değil mi? Yani bagyeri dinleyince, ben şimdi bagyeri biliyorum, bu işi yapan adam anlatır anlatmaz, çok da güzel anlatıyor tabii ki ama anlatmaya da bilir. Gidip onlardan öğrenmek lazım, yapan insanlardan öğrenmek lazım. Dediğim gibi tasarım tarafında ben yaratıcılıkla buluştuğu noktada, yaratıcılık noktasında, yani Einstein'ın o tavrını belki biraz marjinal olmakla birlikte çok disruptive tiplerden referans almanın herkes için doğru ilham kaynağı olacağından emin değilim. Yani bu böyle herkesin fıstık yeşili boyayı aradığı bir iş olmayabilir. Evet, bak Ercan Hoca da workshoplar olacak yani. Çok memnun olurum. Ben de o workshoplara katkıda bulunmaktan çok keyif alırım. Özellikle davranış değişikliği nasıl oluşacak? Yani bugün çünkü niyet ettiğimizin bir kısmını sundum ama işi de çok beğendim. Ona da itiraf edeyim. Yani gerçekten deniz kenarında yapılacak bir sürü şey varken toplantı tasarlamış olmanız da ayrı bir durum. Tabii orayı ayrı değerlendirmeli ama sonucu iyi olmuş. Ve nihayetinde yaratıcılık insanlar için, özellikle disruptif olanlar için, Tesla dünyayı değiştirecek. Ya arkadaş, hakikaten hepimizin öyle bir şey olma şansı şu anda yok. Anladın mı? Ama bir mindset var ki o temel, insanın imkanı, mevcut ihtiyaçları, içinde bulunduğu ekosistem çerçevesinde nasıl daha sorusunu sorması, nasıl daha, bakın neyi, nedeni, nasıl sormadan zaten nasıl daha sorusu gelmez. Biz bazen nasıl daha sorusuna bakın, baştan gelmek istiyoruz. Tıpkı nasıl sorusunu çok sevip nasıl sorusunu öğrenince kendimizi uzman zannetmemiz gibi. Oysa burada esas uzmanlık neyi, nedeni çok iyi bildikten sonra iyi bir nasıl bilmektir. Ben şeyi çok beğendim, bu kapalı çarşıdaki İngiliz anahtarını. İngiliz anahtarı kapalı çarşıda işe yarayabilir ama neyi, nedeni bileceğiz. Sonra bunları çok iyi bilen insanların, arkadaşlar, nasıl daha sorusunu sorduğu bir dünyada bence yaratıcıyız. Ondan sonra kiminiz Elon Musk olacak. Ben aramızda böyle insanlar olduğuna eminim. Mesela şirketlerde şey, yıllardır anlatıyoruz. Ercan, sen gidiyoruz, geliyoruz, biliyorsun. Şirketlere ben gitmek, İK'cıda dedim ki Elon Musk gelse işi alır mısınız? Hocam, Elon Musk bizim paketi beğenme. İlk cevap şimdi. Ya, paketi de beğendi yani. Adam bir sürü farklı paket seviyor. Sizin pakette beğenebilir anlık olarak. Hocam, o da alabiliriz diyen oluyor. İşte bizim burayı bozar falan böyle. Yani öyle şey. Ben hemen şey diyorum. Geldi, aldın ama yarın işe mesela gelemedi. Öğleden sonra geldi. Şıpıdık terlikle geldi. Donuyla geldi. Bir şey oldu yani, anladınız mı? Nihayetinde bu adamın bütün davranış kalıpları normalin dışında olabilir. Yok hocam, o zaman hocam ortalığı karıştırır diyorlar. Ya kardeşim, biz nasıl bir yetenek arıyoruz o zaman? Biz nasıl bir yaratıcılık? Yani yaratıcılık olsun ama bize kadar olsun. Böyle çok büyük olmasın. Küçük, bize kadar. Yani eve götürecek kadar olsun. Böyle bir yaratıcılık tarzının da ben maalesef yeni yüzyılda anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Mış gibi hiçbir şeyin değerli olacağını düşünmüyorum. Bu design thinking'miş gibilerden de zaten buradaki herkes çok bilinçli. Onlardan da kimsenin istifade edeceğini zannetmiyorum. Ama tekrar söylüyorum, ya bence bu videoların kaydı da çok kıymetli oldu. Ben çok beğendim buradaki introduction bilgilerini. Hakikaten sahadan, pek çoğu da benim kıymet verdiğim dostlarım, bu alanda tanıdığım pek çok şeyi onlardan öğrendiğim insanlar, tekrar dinleyerek kendimi güncelleyen fırsatım oldu. Bir takım şeyleri valide etme lafının Türkçesini buluyor olmamız lazım. Bakın, Türkçe manyağı biri değilim bu arada. Ben nefret ederim o, hani bunun Türkçesini niye söylemiyorsun falan diyenlerden, ama kafamızda olması için. Çünkü yoksa az önceki o TikTok örneğindeki, Mustafa çok güzel anlattı. O TikTok lafındaki gibi, kim bu adamlar bilmiyoruz. Tüketici kim, tanımıyor olabiliriz. Hizmet ettiğimiz insanlar kim, tanımıyor olabiliriz. O kendi eco bubble'larımızın içerisinde kendimizi yaratıcı zannediyor olabiliriz. Bu da bence büyük kıyımlardan biri. Ben bu çerçeveler değerlendirildiğinde dünyanın her yerinde pek çok farklı alanda çalışan insanın bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Bizde bir pratik zeka var.
millet olarak da coğrafya gerektirdiği için coğrafyanın zorlamasıyla da bir pratik zeka var. Umarım bunu iyiye kullanma şansı olur. Yaratıcılık da artık bunun yeni adı olur. O pratik zekalılıktan çıkar konu yaratıcılık, işte inovasyon yolculuğu. Bunun tabii süreçlerinde design thinking'i etkin kullanma. Ben biraz o tarafındayım Ercan. Yani söylediğin sorunun şöyle genel, bugünün tamamında dinlemiş bir gözle de yanıtlayayım istedim. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten bütün gün katılımcı gibi burada olmanız da çok nezaketen güzeldi. Bize çok değer kattınız. Ben özellikle yaratıcılık, siz de yaratıcı ebeveyni özellikle burada duyurmak isteriz. Hem bizim destekleyicimiz hem de sizin çocuklarıyla beraber ebeveynlerin yaratıcı süreçler geliştirmesi için paylaştığınız bir kanal. Yaratıcı ebeveyni de arkadaşlar rica ediyorum paylaşalım chatten. Şimdi ben şey bir hikaye... Ben sana bir küçük ekleme yapayım. Onu da niye biliyor musun? Eğitimde ben yıllardır bu alanlarla ilgileniyorum ve eğitimde o kadar önemli atladığımız bir konu var ki ebeveyn. Bakın bu ne, neden soruları, nasıl daha sorusu var ya çocuklarda, ergenlik çağında sorulan bir soru. En büyük blokaj da ebeveynlerden geliyor. Çünkü fikir üretme 0-6 yaş duygu için çok önemli Cansu. Aslında 14-21 yaş arası bizim esas inovasyon çekirdeğimiz. Bakın bunu, çünkü niye? Öbür tarafta duygu base yerleşecek, task base yerleşecek, sonra mind base yerleşecek. Bakın zihin gelişimi 14-21 ve bu aralıkta ergenlik problemleriyle, ebeveynleriyle çatışan çocuklar maalesef, bakın burası çok önemli, çocuklar yaratıcılığını kaybediyor. O yüzden biz ebeveynlerin çocuklarına İyi bir eğitim yolculuğu eşlikçisi olması için bu yaratıcı bir beyni kurduk. Aynı şekilde Beyin Akademi'de biz her zaman sizlerin destekçisiyiz. Zaten o ikisi de sosyal girişim, biliyorsun, ben de onları kendi içinde. Burayı da bundan sonra desteklesin istiyorum. Hem anne baba hem öğretmen tarafı. Öğretmenler de aynı. Mesela müfredata bir şeyi koyuyorsunuz Ercan. Bakanla da bunları konuşuyoruz dönemde. Bir şeyi koyuyor. 1 milyon öğretmen var ya. Ne koyarsanız koyun müfredata, o öğretmenin mindset'i dönüşmeden, ya bence design thinking konsun da kim anlatacak bunu? Çünkü anlatanın, bugün de gördük ki, yapıyor olması lazım. Bunu yapmayanın anlatıyor olması konuyu klişeleştirmekten başka bir işe yaramaz. Biz de karınca kararınca her sosyal platformda olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşları oralarda yapmak istedikleri her şey için destekleyebiliriz. Zaten sizlerin Game Fed'inde, bundan sonra Design Thinking'inde destekçisi olmayı istiyorum ben. Ve ekibimiz tabii. Biz daha akademik ve psikoloji odaklı, tıp odaklı bir ekibiz ama bizim ekibinde tabii artık saha oryantasyonu çok yüksek ve bu tip şeyleri öyle şey yapıyoruz, katkıda bulunuyoruz diyelim. O taraftaki desteği sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler hatırlattığın için. Vallahi ben unutmuştum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sizin ekibinize de selam olsun. Çok güzel insanlar var orada da. Ben özellikle bir kişiyi anarak hani Gökhan hocama bir pas atacağım. Sevgili yaratıcılıkla da ilgili benim Kerem hocanın da hoşuna gideceğini düşündüğüm bir hikaye. Bende de eğitmenlikle ilgili çok aslında kritik bir sunumdu. Galatasaray Üniversitesi'nde ilk kez izlemiştim. Sevgili Orhan İnkaya'yı burada anmak istiyorum. Kendisi Netron firmasında eğitmenken ben onu sahnede izleme şansına eriştim ve Photoshop'u anlatıyordu aslında. Ama Photoshop gibi değildi. Yani Photoshop açmadan müthiş bir hikayeleştirmeyle, şimdi daha iyi anladığım bir yöntemle müthiş bir tiyatral yetenekle, zaten Şems İnkaya'nın oğluymuş. Sonradan hani onu öğrenmiştim. Çok ilham almıştım. Ben bu adam gibi anlatmak istiyorum. Yani tuğla açıp anlatmak istemiyorum diyerekten yapışmıştım o hocaya. Sene yanılmıyorsam 2005 olması lazım. Ozan Hoca bize ilk derste şunu demişti, ilk aldığım derste. Zaten dedim gel bir burs verelim sana. Netron'a girmiştim onun ekibine. İlk derste demişti ki arkadaşlar yaratıcılık o beslenmenize göredir. Akşam evde ne izliyorsunuz? Artık gidip şu dergilere üye olmanızı istiyorum. Artık gidip şu insanlarla konuşmanızı değil, akşamleyin global haberleri izlemenizi. Yani Türkiye'nin kıt, hani bu politik o zaman da vardı, şimdi de var. Yani her daim o enerji harcanan bir konu oluyor. Bir şekilde buradaki şeyleri görmek yerine Türkiye'den farklı düşünmek, yaratıcı düşünmenin şifresi global düşünmek, yurt dışındaki haber sitelerine bakmak, bu anlamda evet İngilizcenizi geliştirmek ve izlediğiniz, okuduğunuz şeyleri değiştirmekten geçiyor demişti ve bir silsile halinde. Ben de demiştim ki ya biz Photoshop öğrenmeye geldik, Flash öğrenmeye geldik.
Hoca bize dergi öneriyor. Hoca bize git diyor şu haber sitesine bak diyor. İşte Türk akşamleyin diyor televizyonda diziler değil diğer şeyler açık olsun. İlk zamanlar çok şey yapmamıştım ama çok iyi anlıyorum. Çok da net olduğunu düşünüyorum mesajın. Yani bu hani gündelik hayattaki şey bizim yaratıcılığımızı engelliyor. Annelerimiz babalarımız da başımıza bir şey gelmesin diye engelliyor. O anlamda aslında biraz daha dediği gibi yaratıcı olmayan ebeveynlerle, yaratıcı olmayan çocuklar ve yaratıcı olmayan sonra da design thinking ile bunu toparlamaya çalıştığımız ne yazık ki iş süreçleri çıkıyor. Buradan yaratıcılıktan Gökhan Hoca'ya burada bağlamak istiyorum. Prototip yani özellikle iki adımı birden bir kendisine pas atacağım. Kendisinin sunumu bugün de çok güzel bir sunum yaptı prototip tool'ları ile ilgili. Çözümü oluşturmaya başlamak. Büyük maliyetlerle değil, benim için oyunlaştırma için de hep söylenir Gökhan Hocam. Yani hocam işte siz büyük markalarla çalışıyorsunuz. İlla böyle işte milyon TL'lik bütçeler mi olması lazım böyle bir uygulama yapmak için falan. Değil, küçücük kayıp eşyaya bile bir rozet vererek. A4 sertifikalarla işler yapıp oyunlaştırma yapanlar var. Design thinking için de bu prototiplemede özellikle bir fikir hayata geçerken çok düşük maliyetlerle nasıl testler yapılabilirler? Bir köy öğretmeni kendisi aslında bir ders planında bile design thinking yaparken nasıl faydalanabilir? Bir KOBİ sahibi olabilir, bir küçücük işletmede kendi işlerini yapan bir çalışan kendi raporlarını hazırlarken biraz daha sunacağı kişiye göre az önce o Einstein'in kemanı gibi nasıl değişiklikler yapmalı? Bunları nasıl prototiplerde iyileştirme yapmamız lazım Gökhan Hocam? Teşekkür ederim hocam. Ozan Hoca'nın aslında oraya bir dönüş yapmak istiyorum. Ozan Hoca'nın zamanında öğrencilerine kazandırmak istediği şey bakış açısı. Sadece kendi çevremizde olan bitene bakarsak aslında belirli bir yerde sınırlandırılmış ve onun dışına yani o kutunun dışına çok fazla çıkamıyoruz. Dolayısıyla daha global, yurt dışından daha fazla örnek inceleyip ya da bu grafik derslerinde genellikle söylenilen şey vardı. İlk kurumsal kimlik oluşturmaya başlanıldığında hocalarımız şey derdi, dışarıya çıktığınızda tabelalara bakın. Çünkü tabelalar size bazı işleri nasıl yapmanız gerektiğini, bazılarında nasıl yapmamanız gerektiğini anlatırlar. Dolayısıyla burada tasarım tarafına döndüğümüzde aslında yurt dışında örnek alabileceğiniz, gezip görebileceğiniz, ufkunuzu genişletebileceğiniz birçok web sitesi var. Aynı zamanda tabii ki haber portalları ve buna benzer kanallarda mevcut. O yüzden mutlaka var olanın dışına biraz çıkmamız gerekiyor. Orayı böyle özetleyelim. Prototip konusuna gelince de aslında biraz önce hızlı bir sunum gerçekleştirdik. Fakat orada şunu söyleyebiliriz. İlla prototip yapmak için bir tula para vermeye gerek yok. Bir prototip oluşturabilmek için paper prototype da yapılabilir. Yani kağıt üzerinde siz bunun dijital bir ürün olduğunu varsayarsak, kağıt üzerinde siz çizimlerinizi yapıp aslında o A4'ün ortasını delerek bir telefon ekranı oluşturmanız mobil bir proje ise o projenin içerisinde ufak kağıtlarla belki bir liste oluşturmanız o listeye bastığınızda hemen yan taraftaki ayrı bir prototipe geçirmeniz aslında herkesin yapabileceği sadece kağıt ve kaleme ihtiyaç duyulan prototipleme tool'larının aslında en başı, en özü. Bunu kullanabilirler. Onun dışında bahsetmiş olduğumuz tool'ların aslında birçoğunun free olanları da var. Biz bugün sunumda 5 tanesine baktık. Bundan çok daha fazlası var. Örneğin Adobe Experience Design var. Adobe XD. Bununla da rahatlıkla gerçekleştirebilirler ki yanlış bilmiyorsam Emre Hocam beni düzeltirsen sevinirim. Adobe XD free bir tool ve çok rahat herkesin kullanımına açık. Sadece bir Apple ID, Adobe ID'sinin olması yeterli olacak diye düşünüyorum. Doğrudur hocam. Doğrudur değil mi hocam? Teşekkür ederim. Onun dışında fiziksel bir ürün geliştiriyorsak da aslında hani bugün hepimizin evinde böyle ufak Lego parçaları vardır. Özellikle bir çocuk sahibiyseniz sizler sanıyorum bunu daha iyi biliyorsunuzdur. Mutlaka ufak Lego parçaları olur. Bu Lego parçalarıyla da aslında yapacağınız işi çok rahat, o prototipi çok rahat oluşturabiliyorsunuz. Ya da
Lego'ya alternatif belki piyasada satılan, birleştirilebilen yapı taşları vardır. Bunlardan alınabilir. Bunlarla yapılabilir. Ama orada hani gerçekten son ürüne biraz daha yakın, biraz daha son ürüne hitap eden bir prototip oluşturmak istiyorsanız orada işin içine 3D printerlar giriyor. Şu anda günümüzde çok popüler olan 3D printerlar giriyor. Buradaki prototipleri oluşturmak için de aslında sizin bir 3D printer almaya ihtiyacınız yok. Burada dışarıda bu hizmeti veren birçok sağlayıcı var. Siz çiziminizi yaptıktan sonra aslında bu sağlayıcılardan herhangi birine gönderdiğinizde istediğiniz kalitede bu çıktıyı alabiliyorsunuz. O yüzden aslında prototip oluşturmak için bu tür tool'lara çok büyük rakamlar ayırmanıza, bütçeler ayırmanıza gerek yok. Sanıyorum cevabınızı verebildim hocam. Eksik kaldığım bir yer varsa. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizin seansınızı da YouTube'a koyacağız. Oradaki tavsiye ettiğiniz tool'ları da mutlaka arkadaşlarımız bence almalı. Bu prototip tool'ları dediğiniz gibi hem fiziksel hem dijital bu dünyada artık bu fırsatları kullanmak gerekiyor. Ben özellikle bir tane de not şeyi almıştım. Gökhan Hanım'ın söylediğine bir şey ekleyebilir miyim? Küçücük. Tabii ki hocam. Tabii ki. Müsaade olursa. Gökhan ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben bugüne kadar parasızlıktan hayata geçmemiş ve yolda kalmış, yani değerini bulamamış fikir görmedim abi. Yani çünkü bir şekilde bakın burada cesaretsizlikten olabilir, adım atamadı. Ya şimdi lafa gelince herkes diyor ki bir para olsa falan. Ben o kadar çok bu araştırma ekiplerinde bulundum ki bazen para geliyor fikir yok. Bazen para geliyor fikirler o kadar saçma sapan ki yani işe dönüşebilme durumu yok. O yüzden şimdi Gökhan'ın söyledi ya şimdi 3D printer'da bir şey çıkaracaksın. Ya en yakın, bakın ben burada altında, en yakın 3D printer şirketini arayın. Zaten adamlar basacak bir şey arıyor ya. Deyin ki ben şöyle bir şey yapacağım. Sizin printerınızda bir rica etsem bir tane basar mısınız? Ya kime gitseniz ya. Öyle zannediyorum ki ben tekrar söylüyorum. Cesaretsizlikten olmayan iş gördüm. İşte girişimci olmayan. Hani böyle durduğu yerde biri beni keşfetsin falan. Öyle bir dünya yok tabii ki herkesin. Ama parasızlıktan hiç görmedim arkadaşlar. Parasızlık sakın ha. Yaşlanınca çok üzülürsünüz. Hiçbir şey için bahane değil. Ama siz arayın, sorun. Mutlaka bakın böyle toplantılarda gördüğünüz insanları bir arayın ya. Diyin ki kardeşim şöyle bir şey var. Kim yapabilir bunu? Ben bunu yaptırmak istiyorum. Genelde eksik onun öncesinde oluyor. Bahanesi sonrası oluyor. Ama oranın da altını çizmiş olalım. Gökhan çok güzel söyledi. Ben de bunu hatırlatmak istedim burada ilgiyle dinleyen arkadaşlara. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben özellikle bir not da aldım. Taylor'ın bir aslında iş tanımı var. Burada ben onu biraz ilham aldım bu eventte. İlk baştan beri dinlediğim. Hani insanlara iş yaptırtmak ve bir ürünü kullandırtmak için insanlarda bir ürünü kullandırtmak için teşvik ettikçe ve ödüllendirdikçe iş yapılır diyor Taylor 1910'larda. O insanları, çalışanları tanımaya çok gerek yok. Onlara teşvik ettik, ödüllendirdikten sonra işleri yaptığı müddetçe sistem devam eder diyor. Belki bir 100 yıl bu şekilde geldi sevgili Emrah. Sana burada bir pas atmak istiyorum. Ama artık öyle değil. Yani özellikle yaratıcılık gerektiren, özellikle bir problem çözme gerektiren, belki oyunlaştırmayla da yakınlaştığı konu belki biraz burada bu. İnsan merkezli başlamak, yani sistem merkezi değil, bir süreç geliştirip, bir ders planı yapıp, herkese aynı şekilde verme, işte bir işe alım süreci yapıp bir kurumda 100 kişiye de aynı inovasyon takımını da hukukta çalışacak çocuğu da aynı işe alımla yapmak artık sanki bu 100 yılda gerekmiyor. Yani 1900 yılların başındaki bu insanları ödüllendirdikçe ve teşvik ettikçe işleri yapar, tanımaya gerek yok diyen ama şu an kullandığımız bilgisayarları da bu insanlara hani aslında mahcubuz. Çünkü kurdukları fabrika sistemleri ve endüstriyel tasarım aslında bizi sürdürülebilir yapmış. Ama yaratıcı fikirlerle biraz daha bu yenilikçi fikirlere ihtiyaç var gibi geliyor. En temelde normal iş süreçleriyle, tasarım odaklı düşünceyle geliştirilen ürünlerde ne gibi farklılıklar var? Her ürün tasarım odaklı düşünceyle geliştirilmemeli diye düşünüyorum. Ne zaman başvurmalıyız sevgili Emrah? Sesin kapalı galiba. Pardon sesim kesildi. Tabii ki aslında öncelikle bir problem ya da bir ürün üretim sürecinin design thinking'e uygunluğu konusunda da bir design thinking sürecine uygunluğu konusunda da bence bir ön çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yapılmadığı ve bu şekilde yola çıkılmadığı sürece aslında havada kalıyor ve gerçekten somutlaştıramıyorsunuz. Bugün aslında bugün bu etkinliği yapmamızın temel sebebi de biraz bu. Biz design thinking'i çok konuşulan bir şey, ambalajı çok güzel havada kalıyor ama
Biz biraz somutlaştırmak adına aslında bu etkinliği yapmıştık, hatırlarsanız abi. Sizinle de Fethiye'de konuştuğumuzdan beri böyle. Evet, herkes bir şeyler konuşuyor, herkes bir şey yapıyor. Bir tane Kerem Hocam çok güzel söyledi. Biri bir kitap yazmış ama hani bunu kitap okuyarak öğrenemezsin ya da bir şekilde birinden duyarak öğrenemezsin. Bunu hayatın içerisine uygulayarak öğrenebilirsin ve herkes için, ben kendi sunumlara bahsettim. Herkes için design thinking, yani herkesin kendi design thinking'i, aslında kendi design thinking metodoloji süreci biraz bireyselleşmeye çalışıyor. Design thinking birazcık bu açıdan önemli. Ben bilgisayar öğretmeni olarak mesleğe başladım ve mesleğe başladığım ilk yıl aldığım eğitim PYP eğitimiydi. IB program years'tı. Herkesin farklı, her çocuğun öğrenme biçimleri farklı ve her insan farklı öğrenir ve her insan farklı deneyimler, farklı gelişir ama sonuçta ortak hedefleri, ortak başarıyı, hani aynı şeyleri başarması beklenir. Biz farklı öğrenme biçimleri, farklı yeteneklere sahip olan insanlara aynı yemeği vererek ondan aynı sonuçları, farklı sonuçları almasını bekliyoruz. Aslında bu bağlamda design thinking biraz bunun tersine doğru gidiyor. Hem eğitim tarafındaki beslenmesiyle birlikte, eğitim tarafındaki gücünü de kullandığımızda kişiye özel eğitim, kişiye özel öğrenme, kişiye özel ürünleşmeye kadar gidebilir ve bunun gücünü aslında bugünkü etkinlikte biraz daha üzerine tekrar tekrar değinmiş olduk. Bu açıdan ben çok keyifliyim bunları değindiğimiz için. Benim design thinking tarafındaki işte tasarım bir keşif yolculuğudur ve her insan aslında kendi yolculuğuyla gelir ve gelir ve mağaralardan başlayan da kitapları bir süreç var. Çünkü insanoğlu ilk insan dahi mağaralara el izini bırakıp bir şeyleri keşfetmeye, bir şeyleri ispat etmeye, bir iz bırakmak için aslında insan dünyaya geldi. Ve bu yolculuğa bu şekilde başladı. Bugün dijital şekilde devam ediyor. Hayatının içerisinde başka ürünlerle devam ediyor. Yaşamı aslında kolaylaştırıyor. Yaşamı kolaylaştırmak için de farklı deneyimlere başvuruyor. Yani Kerem Hocam'ın bahsettiği sunum noktasındaki süreçlere fazlasıyla katılıyorum. Çünkü ben kitabı yazmak için, bunu da size bahsetmiştim. Ya ben bu kitabı niye yazıyorum hocam diye soracaksınız demiştim size sormadan önce. Çünkü çok soyut anlatılıyor bu metodoloji. Somutlaştırmamız lazım. Eğitimde farklı örnek olması lazım gibi bir hedefle yola çıktık ve bugün de bu güzel şeyleri duymak gerçekten çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederiz. Panelimizin özellikle bu anlamda çok verimli olduğunu da söylemek istiyorum. Bu katkılarla da sevgili Gökhan Hocamız, sevgili Kerem Hocamız, çok teşekkür ediyoruz. Son hani bu beş adımlı teoride üstünden geçtik. Bence önemliydi. Yani problemi tanıma, persona yapma, şu işte İngilizce'de olan hani take her shoes denen, onun ayakkabılarını giy, onun gözünden bak. Bu mantıkta bunun için geliştirecek kullanıcı araştırma yöntemleri bence çok kritik. Bizi dinleyenleri, sonradan bu yayını dinleyenleri hep önereceğim. Persona çalışmaları, kullanıcı araştırmaları. İşte bakın, Türkiye'nin en büyük kullanıcı araştırma firmalarının kurucuları bugün konuştu. Bizim de Genfet olarak zaten destek verme şartlarımızdan bir tanesi Emrah'a önerimin oydu. Sherpa'nın kurucusu Yakup, normalde bir konuşmacı önerebilirdi ama Yakup çok da sunum yapan bir kardeşimiz değil, sağ olsun kırmadı, yaptı. Sherpa'nın bloğuna bakın, User Spots, Türkiye'deki en önemli kullanıcı araştırma şirketlerinden bir tanesi. Yine Mustafa Dalcı bizzat sunum yaptı. İşte Atölye İstanbul, ben öğrencisiyim dedim, daha ne diyeyim. Evet, yaz okuluna girdim, ders alacağım. Bu konuyu öğrenmek istiyorum ben de çünkü persona ve kullanıcı araştırma metodolojileri değişen bir grup. İnsanları daha iyi izlemek. Çünkü insanlar kendileri söyleyemiyor. Çok önemli bir sunumda vardı. Hani bu Covid döneminde parfüm, işte kokulu mumların oylaması düşmüş negatife. Ama insanlar Covid olduğunu düşünmeden oylamışlar. Yani o üründe bir sıkıntı yok ama insanda bir sıkıntı var. Bunu takip edebilmişler, bunu araştırmışlar. Bu şekilde benim çok iyi hatırladığım bir deyim vardı. Bir balığa nasıl yüzüleceğini sorma. Onu oraya götüremezsin. Bir balığa nasıl yüzüleceğini sormak yerine yüzdüğü yere göre tasarım yapman lazım. Bu UX eğitimlerinde genelde kullanılan bir metodolojidir. Balığa yüzmeyi öğretemezsiniz. Nasıl yüzüyorsa ona göre çözüm yapmanız lazım. O yüzden kullanıcı merkezli olmak, bu ilk beş adımdan ilk bir ikisini konuştuk. Devamlı yaratıcılık, yani burada sevgili Kerem hocamızla beraber işte yaratıcılıklarını geliştirecek taktikleri konuştuk. En sonunda da evet, çok büyük maliyetler, çok büyük kayıplar değil. İşte bu agile dediğimiz sevgili Gizem de kendisi de bir agile coach. Çevik davranışlar, çevik kararlar, maliyet odaklı değil, sonuç odaklı yaklaşımlarla, küçük prototiplerle ürünü geliştirmek ve yolda da daha faydalı bir yöne geliştirmek. O faydayı da Ongun'dan duyduğum bir kelime vardı. Kendisi de Amerika'yı ve özellikle Silikon Vadisi'ni bir takip eden birisi. Çok güzel örnekler aldı. Ongun Tan'ın yayınında mutlaka izleyin derim. O da dedi ki, çok beğendiğim bir cümle söyledi, dedi ki,
Eğer bir ürünü geliştirdiğinizde o ürün bir gelir modeli yoksa hobidir dedi. Yani müthiş bir laf bence. O anlamda da ben gerçekten gelir modeli oluşturmak da bu prototipleme kısmında olduğunu düşünüyorum. Yani direkt gelir modelini düşünerek değil, ürünün bir fayda sağladığını görüp sonra onu gelir modeline, işte yani 10 gün bedava mı olacak, 5 kere mi alınacak, bir şekilde buna dönüştürmekle ilgili bir yön olduğunu düşünüyorum. Bu 5 adımlıyı da böyle toparladık bu panelde. Bizi dinleyenlere de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gökhan hocamız, ayağınıza sağlık. Sevgili Kerem hocamız, katkınız çok değerliydi. Teşekkür ediyoruz. Programı da çok fazla sarkmadan tamamladık. Emrah kardeşim, seni de tekrardan tebrik ediyoruz. Ve bundan sonra artık Design Thinking Turkey, Türkiye için kar amacı gütmeyen bir topluluktur, bir oluşumdur. Bundan daha hani güzel bir şey olamaz diye diyorum. Hani yeni bebeğin de ikinci çocuğun diyelim, hani Alptu'dan sonra ikinci çocuğun da hayırlı olsun diyerek Emrah, sonsuz sana bırakıyorum. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok keyifli, hakikaten güzel bir günü bizim için. Sevgili Gizem hocam, yavaş yavaş programı kapatalım. Sonrasında ben Kerem hocama çok çok teşekkür ediyorum. Gün boyu bizimle olmanız büyük bir gurur da onurdu. Hakikaten çok mutlu olduk. Sizden belki bir son söz alabiliriz. Sonra sözü Gizem Hanım'a bırakıp biz de kapanışımızı gönüllü ekibimizle birlikte yaparız diye ümit ediyorum. Böyle bir şey yaparsak çok kıymetli olur. Çok büyük nezaket gösterdim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bir ekip. Bir programın sarkmamış olması. İki güne bir yerlerde konuşan bir olarak. Ben inanamadım açıkçası. Nasıl ya, program geciktik. Ben biraz geç konuşmayacağım mı falan diye Ercan alttan yazıyor. Ercan nasıl ya, panelde konuştuğumuz gibi falan diye. Tebrik ediyorum öncelikle onun için. Bu çok zor bir şey. Çok teşekkür ederiz. Ekibinize katkıları için. Gerçekten agile bir ekip. Demek ki konuştuğunuz şeyleri yapıyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi, bir insanın bir düşünce metodolojisinin en azından bir tane problem çözecekken nasıl düşüneceğini bilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünen biri olarak bu yaptığınız şeyi çok değerli buluyorum. Bundan sonra hem takipçiniziz, olabildiği ölçekte de katkı sağlamayı çok istiyoruz biz de ekip olarak. İşin hem psikolojik tarafı, hem zihinsel süreçleri, hem de davranışsal süreçleri. Umarım memlekete faydalı olur, gençlere faydalı olur. Bunları öğrenemezsek eğer, zaten hani o tarafı konuşmaya bile gerek yok. Ama öğrenirsek çok umutluyum ben o taraftan. Çünkü bir potansiyelimiz, bir birikmiş enerjimiz var. Onu Design Thinking'de direneyebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Çok mutlu olduk. Ercan Altı hocam, moderatörlüğünüz için teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımıza da tekrardan teşekkür ediyorum. Kerem hocam, Clubhouse'da da bizim bir odamız var aslında, tasarım odaklı düşünce olarak. Onunla ilgili de sizinle programlar yapmak isteriz. Emre hocamla zaten detayları konuşuyor olacağız. En yakın zamanda da size geleceğiz bu konuda, bunu belirtmek isterim. Şimdi müsaadenizle ben kapanış konuşmasını yapmak için önce bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün bize eşlik eden siz değerli katılımcılarımıza, alanında uzman, zaten hepiniz izlediğiniz sunumlarını, konuşmacılarımıza, pek çok destekçimiz oldu her birine ve en çok da belki de kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Online bir etkinlik yapmak gerçekten çok zordu. Bir de aslında belki de en büyük teşekkürü bugün Design Thinking Turkey gönüllüleri yapılanmasını ülkemize kazandıran, aslında bizleri tasarım odaklı düşünceyi hep birlikte gönüllü olarak daha çok kişiye ulaştırmamızı sağlayan, şu an kapanış konuşmasını kendisine devredeceğim Emrah Kozan'a yapmak istiyorum. Emrah hocam, gerçekten çok teşekkürler. Konuşmayı size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Gizem hocam. Gerçekten sen de hiç hani bu bağlamda gerçekten emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Bir agile coaching olduğunu biliyoruz. Sektörün içinden biri olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda ki kıymetli sunum bizim için çok önemliydi. Bugün ben çok mutlu oldum. Hani çok keyifle izlediğimiz, hayranlıkla izlediğimiz bir sürü çok güzel insandan harika bilgiler aldık. Gerçekten YouTube için ve içerik için çok kıymetli bilgiler oldu. Hiç konuşulmayan şeyler konuşuldu. Ben sunumun başında ki hedefim şuydu. Yani herkes için design thinking'i herkesle konuşuyoruz diye bir slogan yapmıştım. Sonra herkesle konuşuyoruz kaldırıp başka bir noktaya dönüştürmüştüm. Ben çok mutluyum, çok gururluyum. Sevgili Altı Hoca'nın ya ilk fikirlerimi açtığımda, konuştuğumda ondan almış olduğum enerji ve motivasyon sayesinde GameFed'den aldığımız destekle bir Design Thinking gönüllü ekibi neden kurmayalım? Neden Design Thinking'i her yerde anlatmayalım? Ya bu işi herkes biliyor, herkes ama ambalajlarda, kutular içerisinde yapıyor kapalı devre için ama açıkta kimse anlatmıyor diye dertlenip başladığımız bir yolculuktu. Ben 400'e yakın etkinlikte konuşmacı oldum. Pandeminin başından beri 100'e yaklaşmış sunumlar, üniversite etkinlikleri ve
ücretsiz yaptığım etkinliklerde konuştum. Dizayn tekniği ve tasarım odaklı düşünceyi anlatmaya çalışıyorum. Bu bağlamda kitabı yazma sebebim de biraz da buydu. Aslında kitabı yazma sebebimle bu etkinliği yapma sebebimiz gerçekten aynı. Aynı yoldan gidiyoruz. Ve artık Design Thinking Turkey gönüllüleri haline gelip her ay bir design talks yapıp, Clubhouse'da çalışmalar yapıp bu tasarım odaklı düşünceyi, tasarımcı düşünceyi toplumdaki herkese aslında anlatmaya çalışmak istiyoruz. Çünkü bunun gücünü, enerjisini biz biliyoruz ve inanıyoruz. Bu bağlamda gerçekten bu muhteşem ekibime, destekçilerimize ve bütün markalara, bütün kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten unutamayacağımız bir gün oldu. Başından sonuna kadar burada olan konuşmacılarımız bizim için çok 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 gerçekten değerli. Demek ki kıymetli bir iş yapmışız. Onların kıymetli vakitlerinden dinlemeye değer bir şeyler duymuşuz. Yani Kerem Hoca'nın Melda Hoca'yı dinleyip Melda Hoca'dan atıfta bulunması, son konuşmacımızın ortadaki konuşmacıdan bir atıfta bulunması bence bugünün en büyük kazanmadan birisiydi. Design Thinking Turkey gönüllü bir topluluk. Bundan sonra yoluna gönüllü bir topluluk olarak devam edecek ve toplumsal fayda odaklı işler yapmaya devam edecek. Bugünkü etkinliğin bizim için en kıymetli şeylerden bir tanesi Koruncuk Vakfı'na bağış yapabiliyor olmamızdı. Ve bir topluluk haline geliyor olmamız, Gamefed'le birlikte kol kola yürüyor olmamız çok değerliydi. Bu bağlamda emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederim. İçeride muhteşem bir ekip var. Sabahın 8'inden beri burada nefessiz, yemeksiz, inanın lavaboya dahi gidemeden stresli bir şekilde çalışmak zorunda kaldılar. Bu parayla ölçülebilecek, maddi ölçümü olmayan bir kıymet. Onların yüce gönüllerine çok teşekkür ediyorum. Uzakta olup bize destek veren gönüllü ekibimize çok teşekkür ediyorum. Pandemi bize illa bir arada da bir aynı ilde olmamız gerekmeden de çok güzel işler başarabileceğimizi gösterdi. İkinci Design Thinking Summit'te çok daha güçlü fiziki bir şekilde bir arada olmak üzere ve Design Thinking Turkey gönüllü ekibinin her ay yapacağı Talks etkinliğine görüşmek üzere. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kapatalım programımızı. Gönüllü ekibimiz de kameralarını açıp el sallarsa çok sevinirim. Onların da görünmesini istiyorum. Ve böyle kapatalım. Bir de fotoğraf alalım. Görüşmek üzere. Emeğinize, yüreğinize sağlık arkadaşlar. Kolay gelsin. Sürçülisan ettiysek affola.